Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Merkez, Bahçesaray ve Kırımlı Mahallesi'nde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Düzenlenen programda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı için bağış toplandı. Bahçesaray ve Kırımlı Mahalle muhtarları önderliğinde Cuma namazı öncesi Merkez Camii'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için toplanan mahalle sakinleri Mehmetçiklere dualarla destek oldu. Milletimizin ayakta durduğu, dua ile her zaman yalvardığı bir günlerde Allah'ım ordumuza muzafferiyet nasip eyle ya Rabbi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Cuma namazını kılan Bahçesaray ve Kırımlı Mahallesi sakinleri cami çıkışında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı için bağış topladı. Mahalleli ile birlikte Mehmetçiğe dua, birlik ve beraberlik için okunan Mevlid programını düzenleyen Bahçesaray Mahalle Muhtarı Yaşar Güven, Kırımlı Mahallesi Muhtarı Muhsin Baştuğ ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Afrin'de terör örgütlerine yönelik ağır mücadele veren güvenlik güçlerine destek amaçlı böyle bir program düzenlediklerini dile getirerek duygularını paylaştı. Zalimin karşısında olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Afrin Zeytin Dalı Hareketi'ne destek olabilmek için biz Hamidi Alacalılar olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin maddi manevi yanında olmak yardım için yardım kampanyası düzenlemiş bulunmaktayız. Kampanyamıza herkesin destek olabilmesi için ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Ay sonunda inşallah hedefimiz 50.000 TL'dir. Toplanan parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırarak hesap çekini Sayın Valimize takdim edeceğiz. Kampanyaya cani gönülden destek olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Mesele ezan, bayrak, vatansa gerisi teferruattır. Bütün alacağlı hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Biz bugün cüsütlerimizi meblağ tutarında inşallah 10 bin liraya tekamül edecek şekilde biz de bu bağışı yapıyoruz, bu kampanyaya destek oluyoruz. Herkes şunu bilmeli, bu bayrak inmeyecek, bu ezan inmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Şunu iyi bilsinler ki bu millet hainler karşısında asla ve asla eğilmeyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığınız bağışlarınız Allah kabul etsin. İnşallah bu bağış ay başına kadar devam edecek. Yine desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir gayret içerisinde inancımızın ve imanımızın gereği olarak hepimizin kalbinde olan hubbül vatan minel iman sevdasıyla gazilerimize şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ordumuza güç ve kuvvet muzafferiyet temellisiyle kasabamızda Hamidiye halkı içerisinde yüzlerce tevhid okunmuş, yüzlerce Mülk suresi okunmuş, yüzlerce fetih sureleri okunmuş, yüce yakın Kur'an-ı Kerim hatimleriyle yapılacak duaya hepimiz beraberce buyurun amin diyelim. Amin. Programda Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 10 bin ton sütün hasılatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlanırken vatandaşlar da karınca kararınca bağışta bulundular. Aksaray Belediyesi ekipleri de alanı Türk bayraklarıyla donatarak programda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Milli mücadelenin kadın komutanı Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatını, 15 Temmuz'un kahraman kadınlarını ve kadına şiddet olaylarını sahneye taşıyan Seyirin Kadınları adlı tiyatro oyunu duygulandırdı. Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyununda bir kez daha Türk kadınının azmi, özverisi ve mücadele ruhu ayakta alkışlandı.
Milli mücadelenin kadın komutanı Üsteğmen Fatma Seher Erden'in hayatından kesitleri barındıran oyunda kadına şiddet ve 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük kahramanlıklar gösteren kadınların hikayeleri de sahneye taşındı. Salondakileri kahramanlık hikayeleriyle coşturan ve duygulandıran oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. Lakin bu tek başına yapacağım bir vazife değil. Yanına kuvvet verin. Kumandanım, kardeşim demin Van'da 150 kişilik bir diğerinin başında. Biz onunla beraber epeyce harf etmiştik. Eğer siz de uzun görürsünüz... Doğudan takviye kuvvetleri verecek. Mehmet Çavuş'un kardeşim olduğunu öğrendim. Onun bir zili de buraya getirdim. Kardeşim de gücümüzü birleştirirsek bu topraklarda tek bir düşmanı yaşatmayız herhalde kumandanım. Ona bir şüphem yok artık. Tiyatro oyununu eşi Hasibe Yazgı ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, oyunun sonunda sanatçılar Nazlı Çağ'a, Kahraman Sivri ve Soner Türker'e çiçek ve hediyeler takdim etti. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Bir Tarihin Tanığı Gezi Programı kapsamında ortaokul öğrencileri Aksaray'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezmeye devam ediyor. Tapduk Emre Ortaokulu'ndan 100 öğrenci rehber eşliğinde Aksaray'da sırasıyla Somuncu Baba Külliyesi, Eğri Minare, 2. Kılıç Arslan Hamamı, Ulu Cami, Azmi Milli Müzesi ve Zincirliye Medresesi'ni gezdiler. Her ay düzenlenen kültür gezisine Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği okullardan öğrenciler katılırken, Aksaray'ın tarihinin tanıtılması amacıyla başlatılan gezilerin okullar kapanıncaya kadar devam edeceği bildirildi. Geziye katılan öğrencilere Aksaray Belediyesi tarafından sürpriz hediyeler dağıtıldı. Öğrenciler kültür gezisinin son durağı Zincirliye Medresesi'nde meddah gösterisi eşliğinde masallar dinlediler. Spor Toto Bal Ligi 5. grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Hatay ekibi Belen Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında hedefini 3. lig olarak belirleyen güçlü kadrosu ve yeni transferleriyle hedefine emin adımlarla ilerleyen Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 19. haftasında deplasmanda Belen Belediyespor'la karşılaşacak. Teknik direktör Ufuk Uysal gözetiminde maç hazırlıklarına yaptığı antrenmanlarla devam eden siyah beyazlı ekip ligde maç eksiğiyle 43 puanla 2. sıraya gerilerken şampiyonluğu garantilemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şampiyonluk maratonunda antrenmanda ter akıtan futbolcuların moral motivasyonu ise üst düzeyde. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor pazar günü Hatay'da saat 14'te Belen Belediyespor'a konuk olacak. Lig maçlarına devam ederken playoff grup maçlarını garantileyen kadın futbol takımımız Aksaray Hasandağı Spor bu hafta kendi evinde Erenköy Belediyespor'u konuk edecek. Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi 12. grupta mücadele eden temsilcimiz Aksaray Hasandağı Spor, Erenköy Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Grubunda lider Aksaray Hasandağı Spor kadın takımı ligin 9. haftasında pazar günü sahasında Kayseri ekibini konuk edecek. 5 takımın mücadele ettiği ligde temsilcimiz Kırmızı Siyahlı ekip antrenmanlarını teknik direktör Osman Yatkın eşliğinde sürdürüyor. Öğrencilerin top koşturduğu takım antrenman çalışmalarını akşam saatlerinde devam ettiriyor. Heyecan dolu ve bol skorlu karşılaşmalara imza atan Aksaray Hasandağı Spor, ligde en yakın takipçilerine 6 puan fark atarak playoff gruplarını garantilerken puanı ise 21. Aksaray Hasandağı Spor Kayseri Erenköy Spor maçı 18 Şubat pazar günü saat 13'te Dağılgan Stadında oynanacak. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ardeşen maçı hazırlıkları için antrenmanda. Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ligin 18. haftasında yapacağı Ardeşen Gençlik Spor Kulübü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenör Muhittin Kılınç, ligde son iki maçta üst üste aldıkları galibiyetlerle moral bulan Altın Kızları, Rize temsilcisi Ardeşen Gençlik Spor Kulübü maçı öncesi sıkı bir antrenman programına tabi tuttu. Temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, cumartesi günü saat 17'de Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak.
Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.